Türkiye'nin en görkemli haber fonu, Türkiye'nin en görkemli haber müziği ve Türkiye'nin en görkemli anchorman'i ben Engin Cunlar'la 19.10 ana haber bültenine başlamış bulunuyoruz. Merhaba Türkiye'm, merhaba Hamdi. Sevgili izleyenler, geçen hafta haber bültenimizin başında Hamdi'nin yaptığı bazı garipliklerden bahsetmiştik. Kendisiyle bütün hafta boyunca süren diyaloglarımız sonucu Hamdi bir daha bu hareketi tekrarlamayacağına söz verdi. O yüzden artık Hamdi'yi kınamayalım. Sevgili izleyenler, bir dramdan bahsedeceğiz şimdi sizlere. Volkan Bilgili'nin ve arkadaşı Cemil Cal'ın dramı. Sevgili izleyenler, Volkan Bilgili ÖSS'ye giren genç bir insan. Fakat muvaffak olamamış. Ve annesi tarafından cezalandırılmış. İbret dolu görüntüleri yayınlıyoruz. Hamdiciğim, gir şu bandı lütfen. Anlatır mısınız neden böyle bir şey yaptınız? Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim ben. Benim oğlum Volkan ve diğer çocuk da Cemil, onun arkadaşı Cemil. Bu ikisi arkadaş, bunlar çok kanki mi diyorlar, bir şey diyorlar işte. Yeni zamanlar. Evet. Öyle bu ikisi. Arkadaş bu ikisi. Benim oğlum, Semiha'nın oğlu Volkan, üniversite sınavında, bakın altını çizerek söylüyorum. Üniversite sınavında hem kararlaştırdığımız bölüme bırak girmeyi, sınavı geçememiş bir çocuk. Hangi bölüme girecek? Boğaziçi Tıp'a girmesini istiyoruz biz. Boğaziçi Tıp. Babasıyla beraber evet. Üniversite sınavı sonuçları geldiğinde Volkan'ın başarısız olduğunu gördük. Anne Boğaziçi Tıp. Konuşma çocuğum. Anne, konuşma yavrum. Yok yani yavrum ya. Konuşma, beni kanser ettin sen. Ama Boğaziçi'nde tıp yok diyor çocuk. Yarat. Biz oğlumuz Volkan'ı üniversite sınavı başarısızlığından sonra düşündük ki nasıl cezalandıralım. Şimdi bu çocuk caddede gezen popüler bir çocuk. Arabası var. Maddi durumu iyi. Babası veriyor her gün. Nasıl yapabiliriz diye düşündük. Öncelikle apartmanımızın altındaki sığınak bölümünü zincirlemeye karar verdik. Yönetimden gelen baskılar, ısrarlar sonucu çocuğumuzu oradan almak zorunda kaldık beyefendi. Anne. Sus çocuğum. Anne. Semiha teyze, benim ne günahım var? Cemil. Anne, çantamda benim ekmek görüyorum. Çantamda ekmek görüyorum. Çantamda. Çok açım. Lütfen yemek verir misin bana? Bakın, açız diyorlar. Beslemiyor musunuz? Efendim. Burada. Şimdi burası Sefaköy'de bir ardiyeye zincirledim ben bunu. Cemil de bizim mahalledeki bakkalın oğlu. Bunlar çok iyi arkadaşlardı. Otur çocuğum. Otur, gelin. Gelin böyle saldırırız çünkü. Gelin. Gelin böyle. Tamam. Otur gelin. Ben haftada bir... Nerede geziyor? Ben burada köpek gibi bağlayayım ya. Oğlum! Semiha teyze, bir ekmek ver bari. Dut! Millet caddede kız arkadaşlarım alır. Dut bakayım! Açlar. Çocuk susun! Dut bakayım! Açlar ama açlar. Şimdi beyefendi bakın. Çocuklara haftada bir ekmek, bir somun ekmek ve su getiriyorum. Otur! Belli yerde kaba kuvvet kullanıyoruz tabii, belli yerde. Volkan, ne kadar sürecek bu ceza? Cemil! Bir daha oradan kalktığınızı görürsem ikinizi de vallahi daha ileri Polat diye bağlarım. Niye böyle bir şey? Esasında haklı olduğu konular var. Ben bazen düşündüğüm zaman, burada çok düşünmeye imkanım oluyor zaten. Gerçekten çok fazla gezdim tozdum, üniversiteyi kazanamadım. Tamam, her şeyi anlıyorum da günde bir öğün yemek veriyor. Ben bunu hakikaten tahammül edemiyorum. Yani söylersiniz, rica ediyorum, orada ekmek var. Lütfen bize ekmeğimizi versin, biz yiyelim, ondan sonra gitsin. Annem haklı. Bir yıl daha bu cezayı çekelim. Ne zamandan beri? Başına gelmiş mi sonra? Bence gelmiş. Üç ay oldu. Arkadaşlarım Bodrum'a yaz saatinde gitti. Biz burada böyle bağlıyız. İti var, uğursuzu var. Ders çalışabiliyor musun? Hiçbir şey yapamıyoruz abi. Arkadaş kurbanıyım ben zaten. Ben bunu... Kitap bile vermiyor ki, nasıl çalışacağız? Söylerseniz bari çalışacağım, her türlü kitabı. Sen kazandın mı? Ben kazanamadım zaten. Ben hiç okumadım da. Yani biz burada hiçbir şey yemiyoruz abi. Çöpten topluyoruz abi. Kapın bakayım çocuğum. Şunlara bak nasıl yiyorlar. Çok mutlusunuz. Ay nasıl sevindirince bir insanı. Bir insanı sevindirince içimden gerçekten çok mutlu oluyorum. Üniversite bitirmişsiniz. Onlar ufacık geleceğimiz, canlarımız onlar bizim. Susadınız mı yavrum? He?
Bir dakika vereceğim. Şu çantamı bir tutar mısınız? Anne. Ha? Sen demin bana saldırdın mı çocuğum? Ha? İşte bilinçli annelik, işte bilinçli ebeveynlik. Keşke bütün annelerimiz de Semiha Bilgili gibi olsa. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.